İşçi Partisi öncülüğünde Hatay'da yapılması hedeflenen Türkiye-Suriye Kardeşlik Buluşması adlı açık hava toplantısı Hatay Valiliği'nin izni olmamasına rağmen gerçekleştirilmek istenince polis izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba biber gazı ile müdahale etti. Ellerinde terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin, Suriye Türkiye kardeştir şeklinde pankartlar taşıyan grup Antakya Maxim Park'ta toplandı. Burada gösteri yapmak isteyen gruba Hatay İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yapılanın kanunlara aykırı olduğunu ve dağılmaları gerektiğini söyledi. Uyarıları dikkate almayan grup AKP hükümeti aleyhine sloganlar attı. Daha sonra İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey gruba yönelik yaptığı konuşmada bu eylemin yasaklanmasını kabul etmiyoruz. Bu kararın yazılı olduğu kağıda elimizle yırtıp atıyoruz, ayağımızın altında çiğniyoruz dedi. AKP hükümetini de sert bir dille eleştiren Özbey, Suriye Türkiye halklarının kardeş olduğunu yineledi ve ülkemiz topraklarında kurulan terör kamplarının derhal kapatılmasını istedi. Bu da sağ tanımıyoruz, yırtıyoruz. Ayağımızın altında çiğniyoruz. Burada son söz. Apaydın ve diğer terör kamplarını kapat ey Tayyip Erdoğan. Yoksa biz gelip kapatacağız. Biz gelip kapatacağız. Biz gelip kapatacağız. Sık sık polisin yapılanın kanunlara aykırı olduğunu ve dağılmaları gerektiğini söylemesine rağmen uyarıları dikkate almayan grup daha sonra parkta oturma eylemi yaptı. Burada CHP Hatay Milletvekilleri Refik Er Yılmaz ve Hasan Akgül ile CHP Mersin Milletvekili İsa Gökte birer konuşma yaptı ve grubu dağılmaları konusunda uyardı. Biz karışıklık kavga olsun istemiyoruz. Barış şehri olan Hatay'ın Türkiye'de bir kavga şehri olarak lanse edilmesini doğru bulmuyoruz. Lütfen şu anda sakin bir şekilde hiçbir tartışmaya girmeden, hiçbir provokasyona gelmeden herkesin dağılmasını rica ediyoruz. Eylem hedefine ulaşmıştır. Park içinde yürüyüşe geçen ve izinsiz gösterilerine son vermeyen gruba güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti. Gruptakiler ise polise taş atarak karşılık verdi. Polisin grubu dağıtmaya yönelik müdahalesi ise devam ediyor.